itibaren de kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdiniz. Tabii maalesef ülkemiz acı bir hadiseyle sarsıldı. Yaralarımızı hala sarmaya çalışıyoruz. 11 ilimizi etkileyen, doğrudan etkileyen ama aslında 81 vilayetimizi etkileyen, tüm coğrafyamızı manen derinden etkileyen ve tabii maddi olarak da bir felaket, deprem felaketi yaşadık. Ve sonrasında da deprem gündemimizin ana maddelerinden biri oldu. Kaldı ki deprem bölgesinde, coğrafi olarak deprem gerçeğiyle iç içe yaşamamız gereken bir coğrafyada, bir konumda olan bir ülke olarak belki de hani bundan sonrası için daha önce yaptığımız hataları yapmamamız lazım. Ben size bu konuyla ilgili Bağcılar Belediyesi olarak ne yaptınız ve neler yapıyorsunuz? Bu meseleyle bir başlayalım istiyorum. Kentsel dönüşümü zaten sonrasında detaylandırıyor olacağız. Buyurunuz. Evet, ben de öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, ülkemize evet. Geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimi hepimizin iletiyorum. Başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Tabii depremle ilgili de Bağcılar Belediyesi olarak da çok şey yaptık deprem sonrasında. Hı hı. Hem 8 ilimize 200'ün üzerinde tır yardım gönderdik. İşte Adıyaman ilimizde günlük halen 12 bin kişiye sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Adıyaman Havalimanı bütün sevk idaresini yürüttük. Malatya'da 500 konteynerlik bir konteyner kent kurduk. Şimdi vatandaşlarımız artık oraya bütün yaşam alanlarıyla birlikte Bağcılar Mahallesi'ni kurduk. Yine Malatya'da bütün Ramazan boyunca 8 bin kişilik günlük iftar sahur ikramlarında bulunduk. Ramazan çadırlarımız, oradaki vatandaşlarımızın Ramazan ayını güzel geçirsin diye. Bunların hepsi zor zamanlarımızda bizim ülke olarak bir araya gelişimizin gerekliliğiydi. Biz burada Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar'daki bütün sivil toplum kuruluşlarından, iş dünyasına, işte hanımefendilerden, kadınlardan, gençlere, herkesin el birliğiyle yaptığı bir süreçti. Biz 300 milyona yakın bir kaynağı, Bağcılar ailesinin kaynağını oraya depremdeki yaraları sarmak adına gönderdik. Bu da bize şunu gösterdi. Yani tabii ki acılarda birleşelim. Acılarda bir araya gelelim, yaraları saralım. Fakat acılar olmadan da önlemlerimizi mutlaka alalım ki topluluklarımız, düğünlerimiz, bayramlarımız olsun. Evet. Yani yaslarımız olmasın. Acılarla bir araya gelmeyelim. Biraz kendimden bahsedeyim. Siz söylediniz. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği okudum. Yüksek lisans eğitimimizi de İstanbul Kültür Üniversitesi'nde yapı ve deprem üzerine tamamladım. Bir taraftan da iş tecrübem de. 16 yıllık iş tecrübem üniversiteden sonrasında da kentsel dönüşüm çalışmaları üzerine her anlamda hem projelendirme hem uygulama anlamında bizzat sahada geçmiş birisi olarak masanın aslında diğer tarafını, yani kamu tarafını değil diğer tarafını da iyi bilen birisi olarak belediye başkanlığı sürecine geldik. Tabii belediye başkanlığı ya da kamu tarafında da 10 yıllık bir tecrübemiz var neredeyse. 2014 yılında. Meclis üyesi oldum Bağcılar Belediyesi'nde, ben Büyükşehir Meclisi'nde. Bu süreç içerisinde imar komisyon başkan vekillikleri, işte ilgili teknik komisyonlarda görev aldık. Bu dönem hem aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nde ulaşım ve trafik komisyon başkanlığı görevini de yürütüyoruz. Aslında deprem denildiği zaman yapı, ulaşım, birçok şey birbiriyle ilintili bir şekilde devreye giriyor. Bu açıdan işte bir yıldır da belediye başkanlığı görevini icra ediyoruz. Tabii belediyemizin kentsel tasarım müdürlüğü 2012 yılında kuruldu. 10 yılı aşkın bir tecrübeyi barındıran bir belediyemiz var. Biz de bu süreç içerisinde müdürlüğümüzle birlikte meclis tarafında çok yakinen çalıştık. Müdürlüğümüzün teknik personel sayısını 60'ın üzerine çıkardık. Son bir yıllık süreç içerisinde de artırımlarla. Hı hı. 60'tan fazla personelimiz şehir plancı, mimar, mühendis, jeolog, yer bilimci arkadaşlarımızdan oluşan kadromuzla, güçlü bir kadromuzla tek görevi kentsel dönüşüm olan bir müdürlük görev icra ediyor. Yıllık ortalamada 35 milyona yakın bir bütçeyi biz sadece ve sadece kentsel dönüşüm olsun, vatandaş evlerini dönüştürsün diye harcıyoruz. Bu bizim için önemli. Bu yıllardır yapılan bir uygulama belediyemiz tarafından. İnşallah önümüzdeki günlerde farklı alanlardaki meslek gruplarından arkadaşlarımızı da dahil edeceğiz. Mesela hukukçu arkadaşlarımız olacak, sosyolog, psikolog arkadaşlarımızı dahil edeceğiz. Master plan çalışmalarımızı yaparken yine aynı zamanda üniversitelerden, teknik kişilerden, işte bu işle ilgili gerçekten söz söyleyebilecek mimarlarımızdan,
da faydalanarak bir master plan çalışmasında inşallah önümüzdeki günlerde bağcılarımızın ölçeğini gerçekleştireceğiz.